Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt genelinde gençlere yönelik faaliyetleri Türkiye İzcilik Federasyonu ile yapılan işbirliği sayesinde artık daha renkli ve dinamik geçecek. Federasyonla irtibat halinde tüm illerde ve ilçelerde gençlerimize yönelik daha güzel hizmetler yapılacağını müjdeleyen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, gençlerimizin kendilerine olan güvenlerini sağlamamız onların milli ve manevi değerlere sahip yaşamaları için çok önemli dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı gençlere yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzalandı. Ankara'daki törende her iki kurumun dayanışmasını sağlayacak protokole Diyanet İşleri Başkanlığı adına Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı imza attı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, işbirliği sayesinde gençlere yönelik hizmetlerin daha verimli ve dinamik olacağını söyledi. Gençliğimizin daha dinamik, milletimize daha layık gençler yetiştirme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Yayınlarımızla, gençliğe yönelik yayınlarımızla bunu yapmaya çalıştık. Dolayısıyla bundan sonra inşallah İzcilik Federasyonu Başkanlığımız ile irtibat halinde, ülkemizin bütün illerinde, bütün ilçelerinde kendileriyle işbirliği yaparak gençlerimize yönelik daha güzel, daha nitelikli hizmetler yapacağız. Başkan Erbaş, milli ve manevi duyguların yerleştirilmesinde izcilik faaliyetlerinin önemli etkisi olduğunu vurguladı. Kendilerine güveni sağlamaları, her ortamda milli manevi duygularına sahip çıkarak yaşayabilmeleri çok önemli. Bu konuda İzcilik Federasyonu'nun büyük bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı ve İzcilik Federasyonu güçlerini birleştirerek gençlerimize yapmış olduğumuz faaliyetleri katlayarak milletimizin hizmetinde olacağız. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla daha önce yapılan faaliyetlerde gençlerin milli değerlere sahip çıkmasında çok başarılı neticeler alındığını belirtti. Daha evvel yapmış olduğumuz pilot uygulamalarda gördüğümüz kadarıyla imam arkadaşlarımızın camilerde ve cami çevresinde kendi mahallelerinde bulunan çocuk ve gençlerin sosyal, güzel ahlaklı, vatan millet sevgisiyle dolu olarak yetişmelerinde çok başarılı olduklarını gördük. Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da İzcilik Federasyonu ile yapılacak ortak çalışmanın gençlerin kötü alışkanlıklarından korunmasındaki önemine dikkati çekti. Özellikle milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarını, ahlak ve maneviyat sahibi bir genç olarak devletimiz, milletimiz, dinimiz, diyanetimiz için faydalı olmalarını önemsiyoruz ve dolayısıyla İzcilik Federasyonumuzla beraber yürütmüş olduğumuz çalışmalarda ülkemizin her bir şehrinden genç imam arkadaşlarımız vesilesiyle bir eğitim sağladık. Onlar vesilesiyle de gençlerimizin eğitimlerine, farkındalık oluşmasına, iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sağlıyoruz.